Turgay Güler, Bizim Cenah ve Malum Danışmanlar Bizim cenahtan biri olarak bugüne kadar Abdullah Gül ve ailesine küçücük de olsa bir saygısızlığım olmadı. Buna rağmen veda resepsiyonu dahil hiçbir kabule çağrılmadım. Benim yerime saygısız Abdülkadir Selvi'yi çağırmışlar. Neyse ki Hayrun Nisa Hanım Selvi'yi güzel bir haşladı da bir parça rahatladım. Anladım ki Selvi'ye kumpas kurulmuş. Bilerek, isteyerek tahammülen çağrılmış. Selvi bizim cenahın adam gibi adamlarından biridir. O gün köşkte maruz kaldığı tutum ondan hiçbir şey alıp götürmemiştir. Tersine ve efendiliğini bir kez daha ortaya koyma fırsatı vermiştir. Nokta. Gelelim biz şimdi asıl meseleye. Bu konuda aslında hiç kalem oynatmayı düşünmüyordum. Lakin güle olan saygımdan meseleyi tüm çıplaklığıyla yazmanın daha doğru olacağına inandım. Bizim cenahtan biri ona gerçeği eğip bükmeden anlatmalı diye düşündüm. Zira köşkten dışarıdaki algıyı pek okuyamadı. Gerçi o malum danışmanları varken nasıl okuyabilirdi ki? İşte yazıyorum. Abdullah Gül bu partinin kurucularından biriydi. Başka birileri gibi onun da özgül ağırlığı vardı. Lakin gezi sürecinde Erdoğan AK Parti'yi tek başına yeniden kurdu. Sonrasında 17 Aralık geldi. Erdoğan AK Parti'yi 17 Aralık sürecinde bir kez daha tek başına yeniden kurdu. Tek başına kurdu derken sanırım ne demek istediğim çok net anlaşılıyor. Örneğin Abdullah Gül benimle ilgili de ihtimal dışı diyemem. Dinleme yapılmışsa herhangi bir korkum, kaygım yok derken bu sözleri malum çevrelerce alkışlanırken açtığı yaranın bilmem farkında mıydı? Bir büyük cenah bu sözler sonrası şok yaşamıştı. Şok yaşatan daha nice benzerlerini sıralayabiliriz. Lakin gerek yok. Ancak o büyük cenah şu soruların cevabını da merak ediyor. 1. Paraleller niçin ısrarla Gül'ün başbakanlığını istedi? 2. Muhalefet niçin ısrarla Gül'ün başbakanlığını istedi? 3. Doğan Medya'nın malum kalemleri için ısrarla Gül'ün başbakanlığını istedi? 4. Ve yılların deneyimli siyasetçisi olarak Gül, niçin bu şüpheli isteklerin sebep olabileceği algıyı göz ardı etti? Gerçi etrafında o malum danışmanlar olduğu sürece nasıl göz ardı etmeyebilirdi ki? Yanlış anlaşılmasın, tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki bu sorularla bir algı oluşturma derdinde değilim. Söylemek istediğim sadece ve sadece şu olabilir. Abdullah Gül maalesef özellikle son bir buçuk yıldır etkilenmiş Veda resepsiyonunda da ortaya çıktı ki o etkilerden biri de Hayrun Nisa Hanım'mış. Abdullah Gül bizim cenah için bir değerdir. Her türlü etkiden uzak kalarak meseleye bir de bu gözle bakması sanırım isabetli olacaktır. Abdullah Gül, Abdüllatif Şener değildir. Ve son bir not. Hayrun Nisa Hanım aşırı duygusal davranarak kırıp döktü. Şayet tamir etme yolunda bir gayret sarf etmezse, tarihte Hayrun Nisa Hanım düşerken diye bir parantez açılacak. Dostça bir hatırlatma. Günün şiiri. Gül dedi bülbül güle, gül gülmedi gitti. Bülbül güle, gül bülbüle yar olmadı gitti. Turgay Güler, Akşam